Meryem'e Müjde, Simone Martini ve Lippo Memmi. Avrupa resim sanatının en bilinen dini konularından birini betimleyen bir eseri inceliyoruz. Ahşap panel üzerine çalışılmış bu resim, İncil'de geçen Meryem'e Müjde sahnesinin zarif bir örneği. Solda beyaz elbisesi, ekose desenli pelerini ve incelikle resmedilmiş kanatlarıyla haberci melek Cebrail'i görüyoruz. Sol elinde barışı simgeleyen bir zeytin dalı tutuyor. Sağ eli ise Meryem'i selamlar şekilde havada duruyor. Başındaki tacında da yine zeytin dallarının kullanıldığını fark ediyoruz. Sağda ise aniden önünde beliren meleğin karşısında şaşkın, bir eliyle lacivert elbisesinin yakasını tutmuş, çekingen bir tavırla geri çekilmiş Meryem'i görüyoruz. Sol elinde ise Cebrail geldiği esnada okuduğu yarıda kalmış kitabı tutuyor. Cebrail'in Meryem'e, kurtarıcı İsa'ya hamile olduğunun müjdesini verdiği bu sahneye yakından bakınca dudaklarından çıkan Ave Gratia plena dominus tecum, yani "Selam sana Tanrı'nın sevgili kulu, Tanrı seninledir" cümlesini seçebiliyoruz. Üste ise 8 meleğin çevrelediği, kutsal ruhu temsil eden güvercinin saçtığı kutsal ışıkta Meryem'e doğru giderek Cebrail'in sözleriyle birleşiyor ve aralarında bir üçgen meydana getiriyor. Sahnenin tam merkezinde, yerde, gayet gerçekçi bir şekilde resmedilmiş vazoda duran beyaz zambaklarsa Meryem'in saflığını ve bekaretini sembolize ediyor. Bu, Siena Katedrali'ndeki Aziz Ansanus'u altarına yerleştirilmesi için yapılmış bir panel resmi. Dikkatle inceleyince Cebrail'in, güvercinin ve Meryem'in, yani her bir figürün aslında üstteki süslü kemerlerle çerçevelenecek şekilde kompozisyona yerleştirildiğini görüyoruz. Sahnenin dünya dışı, yani ilahi bir sahne olduğunu anlatan altın yaldız fon, bütün pano boyunca devam ediyor. Yani aslında olayın yaşandığı mekanın nasıl bir yer olduğuna dair bir fikrimiz yok. Sanatçılar mekanı kompozisyon aracılığıyla kurmuşlar. Bu ve bunun gibi ortaçağ resim geleneğiyle Bizans sanatı etkisinin görüldüğü unsurların yanı sıra, zemindeki perspektif kullanımını anımsatan desen, elbiselerin kıvrımlarındaki detaylarda görülen gölgelerse Rönesans'ın yaklaştığının habercileri. Zira Giotto, resim sanatına getirdiği tüm bu yeniliklerle artık geri dönüşü olmayan bir yol açmıştı. Simone Martini ve Lippo Memmi gibi sonraki kuşak sanatçılar da bu yenilikleri takip ediyorlardı.